Yarı kuyudaki masalını yaşarmız. Teynlerden neşte ildizge yege. Şu savarge cevap verarmız. Bak teynlerden iki ratamanlı x'ge köpaytır varamız. X mahrazda kergerdeki sebeple x teynlemez nolge. Eğer x'ge köpaytırsak, kuyudaki teynlerden hasıl kılarmız. Yani köpaytırı x. X kub. Minus 6x kvadrat. Plus 7x. Yerde 3 kaladı, 3'ünü hem atkızamız. Minus 3. Değil mi? Bana bu teyni hemen hasar kılamız. Bak, şimdi bana bu çaptamanını funksiyon sıfatı da karar, bana funksiyonu tekşiramız. Bunu ösüş ve kemeş aralarını topuşu için biz onu hasılasından faydalanamız. Y'den 3x kvadrat minus 12x plus 7. Ben kritik noktalarını topuşu için orga teyni hemen geçeceğimiz. Diskriminant b kvadrat, yani 12'nin kvadratı, minus 4 köpaytırı 3, 12 köpaytırı 7. Bu hem teyin, 12'nin kelimeler kapsamına dışarıya çıkarıyorduk. Bu halde 12 minus 7 kaladı, bu 5 keteyin, 5 köpaytırı 12, 60 kaladı. Bu halde ildizası da diskriminant, ildizası da 60. 4 köpaytırı 15 deyişim mümkün. Yani 2 köpaytırı ildizası da 15. Bu halde bana bu teynemenin ildizlerini tapışımız mümkün. X1 deyin. Minus B. Yani 12. Minus 2 ildizası da 15. Taksım 2A 6. Ve bunu yapıp sablak koyuşumuz mümkün. Deyin. 12'nin 6 gebelsek 2. 2 bile 6 kıskarıp 3 kaladı. İldizası da 15 taksım 3 buladı. İldizası da 15 taksım 3. Bakalım ildizası da 15 taksım 9 diye bir yazışı mümkün. 3'e kıskartırsak 5 taksım 3 ildizası da. Demek 2 minus ildizası da 5 taksım 3. Ha, bitti ildizini taptık bana bu teynemenden. X 2. İkinci ildizini tapışı kıyılmaz. Bana şöyle plus bulanı alalımız. 2 plus ildizası da 5 taksım 3. Yani bu sallarını sallar okuya abartıp koyalımız. Sallar okuda belgeleyimiz. İki de sallı. Bir, iki. X bir, bir de minus bir geldiği sebebi bundan küçük buladı. X bir, ona bu x iki nokta buladı. Üçte aralarını hasıl kıldık. İş araları kandayı buladı. İkiden, bana bu sallan kattara bu sallı alalımız. Hem aslında on. Bu aralardan on. Onunla bana bir gap verip koyduk. 10 kvadratı 100, 300, hadi bu müsbat san hasıl bulandı. Demek bir yerde hasılların iş arası müsbat eken. Bu aralıkta şey, x1, x2 aralıkta. Aslında 2 bana şu aralıkta tek işli. X beraber 2. 2'ni koysak, 2'nin kvadratı 4, 12, minus 24, hadi bu manfi san hasıl bulandı. Demek bir yerde manfi eken. Bu tamamda şey, ya mesela 0'ı alıp gelip koyduk. 0'ı koysak 0'dan müsbat olardı. Ya bir yerde yine müsbat eken. Şimdi kalıp biz funksiyonun hasılasını işaretlerini taptık. Bana bir yerde hasıla müsbat. Hasıla müsbat. Bu degeni verilgen funksiye nasıl uçuyken bu aralarda. Hasıla manfi. Yani funksiye kemay uçu. Hasıla müsbat. Yani funksiye nasıl uçu. Oralarda da suçlanır. Bana bu kandiye nokta buladı. Bana bunu iki tane strefkenle tutaştırsak, bana böyle tepeli ekvası buluyordu. Demek bu, verilgen fonksiyonun maksimum noktası iken. Bana bunları tutaştırsak, böyle çukurlu ekvası buluyordu. Demek x2, verilgen fonksiyonun minimum noktası iken. Kendiler yani x1 noktada verilgen fonksiyonun kıymetini kısabiliyorduk. Ben tahminen demek bu fonksiyonu grafikten tasavvur kılışımız mümkün. Yani grafik marabındaki görünüşte bulurken. Marabındaki görünüşte bulurken. Bitti maksimum, bitti minimum gereken. X2'de minimum gereken, X1'de maksimum gereken. Yani yanında grafik kan diye cöyleşken. Marabında cöyleşken mi? Bunda 3'te ildiz bulardı. Peki marabında cöyleşken mi? Peki marabında cöyleşken mi? Bu X oku. X okudan pasta mı? Peki X okudan 3 martı kesip atadı mı? Peki X okudan yukarıda yatadı mı?
Yani hazır şunu tasavvur pasaklaş için demek fonksiyonun kıymatını x barda hesaplayınız. X bir bana bu sonuca teyin edin. Y birini hesaplayınız. Onge maske edin. Fonksiyonun kıymatını y bir problem de gireydik. Teyin. Bunu x'in oranına alıp koyalımız. O halde 2 minus y uzası da 5 taksım 3 nin kubu minus 6x kvadrat minus 6 köpaytırı 2 minus y uzası da 5 taksım 3 nin kvadratı plus 7x plus 7 köpaytırı 2 minus y uzası da 5 taksım 3 yani minus 3 minus 3 bunu kıymatla hesaplayınız. Teng. Yerde a minus b'nin kubu formülasından faydalanamız. 2'nin kubu 8. Minus 3 köpaytırı 2'nin kvadratı 4, 12. Yıldız olsa da 5 taksım 3. Plus 3 köpaytırı 2, 6. Köpaytırı bunun kvadratı. 5 taksım 3. Minus, bana bu sonun kubu. 5 taksım 3 köpaytırı, yıldız olsa da 5 taksım 3. Yani bunu hasıl kılalımız. Minus 6, bana bunu hesaplayalımız. Bak, a minus b'nin kvadratı formülasına göre bunu hesaplaşmamız mümkün. 2'nin kvadratı 4. Minus 4, yıldız olsa da 5 taksım 3. Plus, bunun kvadratı 5 taksım 3. Tabii 6'ya köpaytırıp çıkalımız. 6 kere 4, 24. Minustan minus 24 6'ını bugün plus buladı 24 yıldız olsa da 5 taksın 3 6'ını bugün köpaytıramız 6 bulan 3 kıskarıp gidip 2 buladı 5'e köpaytırsak 10 buladı minus 10 7'ını bugün köpaytıramız plus 14 minus 7 yıldız olsa da 5 taksın 3 minus 3. Yani sonra araştıramız. Minus 24. 14. Bana böyle sonra araştırışımız mümkün. 3. Bana böyle 2 kaladı. 2 kere 5 10. Bana böyle minus 10. Demek bu. Hadi bana bu. Hadi normal getirdi. Yani 14 ile minus 24. Sonra araştırıp bir de minus 10 kaladı. Minus 10 ile 8. Ya da minus 2 kaladı. Minus 2 minus 3. Minus 5 buladı. Bunu hesapladık. Yani yıldız aslında 5 taksım 3'ünlerden öz işe alınca hadlarını sadalaştırmamız. 24 yıldız aslında 5 taksım 3. Minus 12. Demek bunu tola yok bu kitada. Bana bir de 12 de kaladı. 24 minus 12. 12 minus 7. Yok bu kitada. Bana bir de 5 de kaladı. Bundan bunu ayıramız. 5 minus 5 taksım 3. 3 kere 5, 15. 15'ten 5 neresi? 10. Demek plus'tan buladı. 10 taksım 3. Yıldız olsa da 5 taksım 3. Yani hesapladık değil mi? Bana bu ifadana hasıl kıldık. Yani bu san, yani y1 şu sanki tingekken. Bu müsbat mı ya ki manfi mi? Yani bunu anıklayınız. Okey değil mi? Müsbat degen fazlaca bizi görünmeyordu. Bana bunu da tingsizlik koyaydık. O halde tensizliğiniz 5'e böl varışımız mümkün. Bu halde bir de minus 1 buladı. Koşu 2 taksım 3. Yıldız olsa da 5 taksım 3. Katta 0 tensizliğini hasıl kılalımız. 1'ni oyun tamamına ötkizalımız. 2 taksım 3. Yıldız olsa da 5 taksım 3. Katta 1. Kvadratı kötarelik. Kvadratı kötarsak 4 taksım 9. Köpaytırı 5 taksım 3. Katta 1'den. Bu ne doğru? Çünkü 4 kere 5 20, bir de 27. 20 taksım 27, birden küçük. Demek bana bu tamamen gibi tensizliği becerler. Değil mi? Bana bu tensizliği ne doğru iken? Bunu tekiyken, bana bir de tensizlik bu tamamen karış gereği iken, bir de bu tamamen karış gereği iken. Demek bana bu son manfi son iken. Ve y1 manfi iken. Hani şimdi biz
berilgan funksiyani, mana bu funksiyani, qaralayotgan funksiyani grafiga to'g'risida tasavvurga egamiz. Buni mana bunday qilib taxminan quyidagicha chizishimiz mumkin ekan. Agar mana bu x o'qi bo'lsa, bu holda funksiya x birgacha o'sib borar ekan, keyin kamayar ekan va yana o'sib o'sar ekan. Cheksizlikgacha o'sadi bu x o'qi. X1 noktada özünün maksimumu yerişi yaptı. Yani X1 noktada. Lekin X1'deki kıymeti manfi eken. X okudan pastı grafik. Çünkü Y1, bunge maskeri uçu Y1 manfi. Yani noldan küçük. X2'de funksiya minimum yerişadı. X2'de hem kıymet manfi. Çünkü X1'de manfi. Bana bu aralarda funksiya kemay uçu. Bu aralarda kemay uçu. Kemay geldiği sebebi X2'deki kıymeti mana bu qiymatdan ham kichikroq bo'ladi, pastroqda yotadi. Xo'p, x o'qini kesib o'tadimi? Ha, kesib o'tadi. Chunki masalan x ning o'rniga 0 qo'ysak, bu yerda manfiy son hosil bo'ladi, minus 3. X barobar 0 da y teng minus 3. X ning o'rniga juda katta son qo'yadigan bo'lsak, musbat son hosil bo'ladi. Ha, masalan x ning o'rniga 10 qo'yaylik. 10 y teng 10 ning kubi 1000 yani 600, demek 400 bo'ladi. 400 qo'shib 70, 470, 3ni ayirsak 467, ha? Demak, mana musbat son hosil bo'lyapti. Demak, 10 dagi qiymati musbat. Demak, 0 va 10 orasida qayerdadir bir joyda x o'qini kesib o'tadi. Mana shu nuqta, mana shu nuqta berilgan tenglamaning ildizi bo'ladi. Demak, berilgan tenglama ildizga ega ekan, nechta ildiz? Bitta ildizga ega ekan.